Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ben size ayarladığım bir şey okuyacağım. Bu ne yapıyoruz diye. Ona mukaddeme olacak. He, ondan koy. Derslere mutfak veya atölye diyorum ben. Bu derslere mutfak çalışması ve atölye diyorum. Mutfak farklı farklı malzemeleri yemek yapıyoruz. Bu dersler neymiş? Mutfak. Başka bir manada atölye. Sırf dershanede bilgi alma, toplama insana kimlik verir, kişilik vermez. Yani dershaneye geldiniz, biz geldik, bilgi alıyoruz. Tamam mı abi? Bilgi alıyoruz. Unutmayın bunu. Sırf dershanede bilgi alma, bilgi toplama, bilgi verme, insana kişilik vermez bu. Aldığın malzemelerle kendini inşa edince kişilik başlamış olur. Yani ne yapıyorsunuz bu cismani tersi? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bazen kimlik kişiliğini örter. Bazen, bu çok önemli, kimlik, makam kişiliğini örter. Belediye başkanı kimliği, kişiliğini örttü. Oysa aşağılık bir adam. Çok önemli de bu. Kişiliğim, bu psikolojidir aynı zamanda. Kişiliğim var zannedersin. Kişiliği olgunlaştırma nispetinde, kişiliğini, kimliğini değil, kişiliğini olgunlaştırma nispetinde vefa, sıdıkiyet olgunlaşır. Bu da davalara kalkmaz bu kişi. Ne acayip bir şey, bak sesiyle. Bir kişilik var, bir kimlik var. Bilgi alıp vermek, külliyatı ezberlemek, çok acayip şeyleri bilmek, insana kişilik kazandırmaz. Kimlik kazandırır. Sana kimlik giydirir. Belediye başkanı dedik, senin sahan olduğun için. Tamam. Acayip kimliği var. Tanınıyor. Ağam diyorlar. Ama aşağılığın birisi. Tamam. Bu kişilikle alakalı. Bazen kimliği kişiliğini örter. Bazen de çok az insanlarda olur. Kişiliği kimliğini örter. Nasip bir adamdır. Biraz önce hafız gibi. Benim talim hocam. Kişiliği yoktur pek. Yani bir otoritesi yoktur yani. Yani bir böyle kariyeri yok. Ama Allah dostudur. Kişiliği çok üsttedir. Kimliği yoktur. Toplumsal bir tanımlaması yoktur. Bende de öyleydi. Öyle yani kısmen. Şöyledir. Yani benim anladığım veya bilmiyorum dışarıda nasıl gözüküyorum. Benim içsel yapım, ruhsal yapım dış dünyam o kadar göstermesi imkansız. Herkesin öyle de. Yani ilmi noktasında diyorum yani. Risale'mdeki tespitlerim şu defterlerdeki. Allah perde yapar diye bir derste sanırım öyle bir şey. Evet. Örterdim. Mesela neyle örter? Kimisini asabilikle örter. Kimisini böyle telaffuz yapamamaktan olur. Kimisini yani bakarsın asabidir vesairedir. Yani bunlar nedir? Örtüdür, örtü. Allah bile kendisini iki şeyle örtüştür. El azametu izar vel kibriya ridâhu. Alt ve üst örtü. İnsanın da mutlak örtüsü vardır. Mesela bakarsın Erdinç'e asabi, gergin, ne bileyim veya böyle geç intikal ediyor.
Yani başka bir şey söyleyin. Mesela diyelim ki durgundur. Çocuk. Pek aktif değildir. Aksiyon değildir. Örtü. Daha çok, en çok kullanılanı söyleyeyim de. Asabidir. Ondan sonra basit görünümlüdür. Yani basit böyle. Ha, bu mu ya? Hakikat kahramanı. Ha, bu örter. Kişiliği, burası çok lazım da onun için okuyorum. Kişiliği, yani burada alıyoruz ya malzeme. Senin kişiliğini oluşturmaz. Kimliğini oluşturur. Eğer sen bunu hazmedersen, yaşarsan kişiliğin olur. Olduğunu nasıl anlarsın? Ben onu çok, realiteyi çok seviyorum. İmam, kalp, fiil. Aklı inşaat, inşaat. Kalbiye, hayata aktif. Bu çok önemli. Kullanabilirsiniz. Sen de orduda kullanırsın. Kişiliği olgunlaştırma nispetinde olgunlaşmış mı? Kişiliğinden kimliği. Şey, kimliği üst örtü. Kişiliği ne geçti? Kişiliği. Nedir o? Malzemelerle yaşadı. Kişiliği olgunlaştı. Kişiliği olgunlaştırma nispetinde bir, vefa olur. Sıdıkiyet olur. Olgunlaşma olur. Kucaklama olur. Konuşurken, davranırken sen olur verir, sana hitap eder. Bu da bu kişi davalara kalkmaz. Çünkü merhamet hakimdir. Davalara, iddialara kalkmak, dava edilmek, dava, iddialara kalkmak, bunu da kapatıp şey yapayım ki önümüz kapanmasın. Davalara kalkmak karşıyı aşağılamaktır. Karşıyı basit görmektir, ezmektir. Köleleştirmek iddiasıdır. Kimlikle hareket etmektir. Evet, kimlikle hareket etmektir tabii. Kişiliği olmayınca. Kimliğini kişiliğine sanıyor yani. Evet. Bu sefer bunlar sözel olarak ne yaparlar? Sözel olarak taassup ehlidirler. Taassup ehlidirler. Taassup. Bağnazdırlar. Hürriyeti kale almazlar. Üretken değiller. Her üretkeni, her yenilikçiyi ihanet olarak kabul ederler. Davaya ihanet ediyor. Yani bizim tabirle sadakatsız adam. Gariptir ki seni başkası sana anlatıyor. Şimdi mesela bazı şeyler şu anda söyleyince oturdu mu? Böyle yapıyoruz değil mi? Şöyle. Ha, o seni sana anlatmakta karşılık bulmasından kaynaklanıyor. Seni ben anlatıyorum. Beni de bir başkası anlatıyor. Seni çok garip değil mi? Gariptir ki seni başkası sana anlatıyor. Başkası. Çok tuhaf. Ben başka bir insanda olmuşum. Kadında olmuşum. Yani çekirdekten ağacın çıkması ayrıdır. Şeftali çekirdeğinden armutun çıkması ayrıdır. Hiç düşündünüz mü? Bir insan başka bir insandan yapılmış. Alıştığınız için tabii garipsemiyorsunuz. Aklım aklım. Çok en garip odur. Çok hoş yani. Ben, yani siz ben olup beni anlatıyorsunuz, ben ha diyorsun. Aa demenin sebebi tak bulmanın alametidir. Tak geldi. Bak buraya vurdu. Olmadı. Buraya vurdu. Aa diyorsun. Şimdi gariptir ki insandan insan yapılması. En mantığı şudur. Benden benim çıkması kolayken başkasından çıkmam en zor yoldur. Cevizden cevizci çıkması kolaydır. Cevizden şeftali çıkması zordur. Her şeyin sahibi, her şeyden açık olması gerekirken her şeyden gizli olması çok zordur. Allah zor yaptı. Evet. Kendisi. İnsanın ruhu mutlak ve muhittir. Kayıt altına değil, bir şeye muayenleşmesi çok zordur. Allah zor yaptı. En zor böyle bulunmaktır. Melaike yapmak zor, kolaydır. İnsanı yapmak zordur. Güneşi yapmak kolaydır, ışığını. Ağacı yapmak zordur. Karar çünkü var. Ağaç güneştir. Donmuş güneştir. Mutlak enerjiyi odun yapmak. Herkes hakikat itibariyle mutlak her yerdedir.
Onu, o mutlak her yeri cismaniyettir. Onu bir yere sıkıştırıp, muayyenleştirip beden olarak gözükmesi zordur. Her şeyin gözü olduğu gibi, bak, her şeyin gözü olduğu gibi, bu da çok önemli. Her şeyin gözü olduğu gibi, her şeyin aklı, burası çok önemli ha. Bakayım yapabilecek miyiz? Her şeyin gözü olduğu gibi, her şeyin aklı vardır. Aklın da aklı vardır. Ve her şeyin dili vardır. Her şeyin gözü vardır. Her şeyin aklı vardır. Her şeyin dili vardır. Her şeyin dili vardır. Mesela herkes konuşsun, ben de konuşayım, benim sesim yok olur. Benim sesimin gözükebilmesi için sessizlik olması lazım. Sese göre sessizlik Adem'dir. Her şeyin dili olmuş. Her şeyin dili oluyor. Adem... Dili mi, lisanı mı? Yani lisanı değil, lisan hayır. Lisan şeye dönüşmüş, bize dönüşmüş. Dil derken daha öteyi. İnsan vasatı bulmalı. Tenzihi, yani soyutlama ile teşbihin, yani duyusallıkla, duygusallıkla, yani duygularla almak, duyusallık diye şey yapmışım, donatılmış akıldan uzak olup, vasat ve hikmeti bulmalı. Yani bir daha söylüyorum. İnsan vasatı bulmalı, tenzihi, yani soyutlama ile. Biliyorsunuz, bir manada tenzih peygamberi Musa aleyhisselam, teşbih peygamberi İsa aleyhisselam, hikmet peygamberi Muhammed aleyhisselatü vesselam. Tenzihçiler uçukları şeriat yere indirmiş. Teşbihçileri her şeyi teşbihe yapmak, öyledir ama namaz simgedir, işte semboldür, hakikati aslında oraya varırsan kıkılmana gerek yok. Teşbihçiler var, kateistler mesela bunlardandır. Bu da İsa aleyhisselam, bunu vasata getirmek. Hikmetlidir. O zaman bir akıl bulmalı ki, aklın aklı olmalı, dilin dili olmalı, kulağın kulağı olması lazım. İnsan vasatı bulmalı, tenzihi, yani soyutlama ile tenzih, yani somutsuz düşünmez. İlle somut olacak. Tenzih yani soyutlama ile teşbihin yani duyusallıkla, duyguyla almayı, donatılmış insan aklı, insan bu aklı böyle donatılmış, tenzih ve teşbih ile donatılmış, hikmeti de vasatın, bunlardan uzak durup olmalı ve hikmeti bulmalı. Bilim bilimsel olmalı, her bir bilim adamının adamı bilimsel değildir. Bazıları idealisttir, bazıları ideoloji sahibidir. İdeoloji, fikirlerin eyleme dönüştürüp kimseye hakkı hayat vermemektir ideoloji. İdealist ise düşüncelerini eylemsel dönüştürür ama başkasına hakkı hayat verir. Felsefe, akıllar arasındaki diyalogun dilidir. Akıllar arasındaki ilişki ve çelişkinin dilidir felsefe. Çünkü felsefe kimin doğru, kimin yanlış olduğunu, neyin haklı, neyin haksız olduğunu araştırmaz. Evrensel dil ise, cismaniyetimize giriyoruz, Rabbin dilidir. Buna ulaşan tüm bağlılıklardan soyutlanmak gerekiyor ulaşmak için. Kavramlar ise farklı manaları içeren kartpostal resme benzer. Kızılicaz'dan çıkarttım bunu. Resmin içine çok şekiller, objeler girmiş. Şak fotoğraf çektim. Kelebek var, dağlar var, gübre var, kurumuş ağaç var, yeşil ağaç var, yapraklar var. Obje dediğimiz şekiller. Bu kartposta aldır. Kavramlar böyledir. Kavramlar kartposta aldır. Onun içerisinde daldan mı konuşuyorsun, çiçekten mi, kelebekten mi? Onun içine girer. Bilgi, ham maddelerini kendine dönüştürmek fikir yoludur. Yani bunu seçtim ki ben 3-4 dersten sonra bunu şey yaparım diye cismaniyette. Neyin peşine koşuyoruz diye. Bir de okuyayım. Bilgi
ham maddesini kendine dönüştürme, bunun adı fikir yoludur. Şu anda bilgiler alıyoruz ya, ham maddedir. Suret, hakikati. Ha? Suret, hakikati. Hakikate dönüştürme. Sahiplenmek, farklılığı barındırır. Aynı olanlarla olmak, sahiplenmek demektir. Sahiplenmek. Farklılığı barındırır. Farklılığı barındırır. Yani aynı olanlarla olmak, sahiplenmektir. Aynı olmak. Felsefe neyin doğru, neyin yanlış olduğunu tartışmaz, kavramların aydınlığa çıkmasına esas alır. Eğer bir disipline, yani bir nurculuk, bir tarikatçılık, yani bir disiplin, terbiye yöntemine tabi olup düşünürsen, sen ideoloji sahibi olursun. İdeoloji aleminde, ideolojilerde fikirlerin hayata geçirmek isterler. Bu cemaat içinde olur, taassup olarak karşımıza çıkar, başkasına hakkı hayat vermez. Başkasına hakkı hayat vermez. Ama cemaatin kendisi ideoloji değildir, idealistiktir. Grup içerisindeki taassup yapan ideolojidir. Fikirlerini hayata geçirmiştir, başka düşüncelere hakkı hayat vermemiştir. Her şeyin gözü, gene oraya geldim. Her şeyin gözü, dili ve aklı vardır. Peki aklın aklı nedir? Vahidir. Aklı verene bağlılıktır ki buna şuur deniyor. Bağın adı şuurdur. Şuur netice değildir. Akılla veren arasındaki bağın adıdır. Kalbinle aklına bakarsan, çok önemli, kalbinle aklına bakarsan buna şuur-u iman denilir. Kalbinle aklına bakarsan buna şuur-u iman denilir. Aklınla aklına bakarsan buna birinci şuur olan itikat veya tasdik denilir. Aklınla aklına bakarsan. Felsefe devamlı sorgular kendisini bile. Bu da hiçbir doğrusu yoktur yaklaşımını verir bize. Çünkü şüpheciliktir. Şüphe bittiği yerde felsefe biter. Felsefe soru sormaktır. Yani tasdik veya itikat veya şey... Yok, öyle bir şey biter, felsefe biter. Kendisine evet. O zaman yani şeyden çıkma ihtimal yok. O yok. Şüphe denizinden çıkma ihtimal mümkün değil. Yok. O zaman felsefe biter. Felsefe devamlı soru sorar. Yani felsefenin iyi tarafı da var. Müsbet felsefe, menfi. Mesela bu da çok önemli. Yeni şey. Şu an birisi bir şey anlatıyor. Yükleniyorsun. O yüklenmedir. Belki de işgal altındasın. Ama soru sormak, yükleme yapmıyorum, sendekini uyandırır. Hürriyete sebeptir. Kur'an bu yöntemi çok kullanıyor. İstifami ne diyor? İstifami inkarı mı? Yok, istifamla yani İstifam inkarla, 23. lemada galiba, evet, soru sorarak, mesela şöyle diyeyim, peygamber niçin büyüktür dedi bana, bir sürü şey anlatmam lazım değil mi? Ben ona şöyle dedim, niçin büyük değil? Daha kapsamlı cevap oldu, cevabımdan. Mesela, niçin büyütüyorsunuz? Dedim ki, sen peygamber olsaydın, onun getirmediği neyi getirirdin, onun getirdiğini neyi kaldırırdın? Sordu. Yani soru sormak kişiyi hakikatini uyandırmaktır. Bilgi vermek ise onu hazır etmek. Yani kendi hakikatini hazır etmek. Belki de hakikaten onu inşa edersin ama bu asırda çoğu zaman onu şey yapar, köleleştirir. Bağ takıyoruz biz ona. Soru sorup bırakmak mı lazım? Sormak. Ama yani herkese tabii çocuğa dedi değil. Mesela çocuğa gelirken düşürdüm mutfaktan yemek. Onu bağırıp vurmaktansa yavrum sen de gördün yani bu böyle olmaması lazımdı. Gibi geliyor bana değil mi yani böyle? Öyle bırak. Vicdanla yaş. Tabii. Yani bağırıp çağırmak eğitmek değildir. O hatasını düşündürmeye vesile olmak lazım. Düşündürtmektir eğitim.
Bazı bitiyor. İki tane şeyim kaldı cümle. Bazı kavramlar veya ilkeler evrenseldir. Yani her zaman ona ihtiyaç duyulur. Mesela Allah'a inancı evrenseldir. Mesela kişiler arasındaki hayatı iman ve zekattır mesela. Evrenseldir. Evrensel demek fikirler, bazı ifadeler her zaman her yerde lazım. Sesi ifade etmek için sessizliğe ihtiyacımız vardır. Varlığı da varlıkta gösteremezsiniz. Varlığı da varlıkta gösteremezsiniz. Sesi seste gösteremezsiniz. Onun için en güçlü ses sessizliktir. Çünkü her şey olabilir. Ama bir şeye dönüşmüşse o artık her şey değildir, bir şeydir. Mesela ben sustum. Tehlikeliyim. Belli değil bu adam ne diyeceği. Konuştum. Ha budur. Çünkü onu örter konuşmak. Yani bu yazıyı görmen için, şu yazıyı, için ara boşlukları yani temiz sayfa ihtiyacımız vardır ki, boş sayfa evrenseldir, yazı evrensel değildir. Herkese göre farklı yazı vardır. Ama boş sayfa evrenseldir. Külliyet kesmeden konuşmalarda da bir nevi sessizlik var değil mi? Evet, aynen öyle. Evrensel tabirini kullandım, tamam mı? Şimdi bunu yaptıktan sonra bu öz malzemeleri şöyle yapayım, çünkü bunu ben size daha önce çıkartacağım demiştim. Hmm. Önceki derste onu unuttum. Hmm. Ha, ne yapıyorsun burada? Yani bunlar çok önemliydi. Gariptir ki seni başkası sana anlatıyor. Derslerin mutfak olduğunu, bu çok önemliydi de dedim yani. Mutfak veya atölye olduğunu, biz orada ya yemek pişiriyoruz veya o odun gibi demir ham maddesinden sanat çıkarıyoruz. Heykeltıraş gibi. Heykeltıraş bir kaya koymuş, her gün çıkmış tepesine adam vura 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 çekişte vurmuş. Çocuğu görmüş 5 yaşında, bakmış ki taşın içinden adam çıktı, babası çıkarttı. Baba, bu taşın içinde adam olduğunu nereden biliyordun? Kurtardın onu. Taşın içinde adam yok. Adamın içinde taş vardı. Taştan adam çıkardı. O adam buradaydı. Taşın içinde yoktu. 121.